Arkadaşlar merhaba. Yine bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere A101'lerde satılan High Level marka 32HL 530 32 inç HD uydu alıcılı LED TV'nin kutu açılımını yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi görmüş olduğunuz televizyon A101'lerde artık her hafta satılmaya başlandı. Çok sık da karşımıza çıkıyor. Ve bazen de almayı düşünüyorsunuz ama nasıl bir televizyon olduğunu çok merak ediyorsunuz. Bu video sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu High Level marka televizyonlar Vestel'in fabrikalarında üretilen televizyonlardır. Diğer bir de işte Vestel'in yan ürünü diyebiliriz. Yine oldukça kalitelidir. Malumunuz Vestel Türkiye'de televizyon konusunda oldukça büyük aşama kaydetti. Özellikle de tüm Türkiye'deki akıllı tahtaların ihalesini alarak ve bunların kurulumunu yaparak ciddi anlamda bir tecrübe edindi. Ve üretmiş olduğu televizyonlar da oldukça kaliteli televizyonlar. Bu nedenle High Level ya da Vestel marka televizyon alırken tereddüt etmenize gerek yok. Şimdi arkadaşlar kutu açılımına geçiyoruz. Bir yandan da ben anlatmaya devam edeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz ayaklar televizyonumuzun ayakları. İki tane ayak çıkıyor kutumuzdan ilk önce. Daha sonra köpük korumayı çıkarttıktan sonra televizyonumuzun panelini çıkartıyoruz. Özel koruma kılıfı ile birlikte geliyor. Zaten bütün televizyonlarda bu koruma kılıfı standart olarak sıfır televizyonlarda bulunmakta. Yine kutunun içerisinden bir tane poşet çıkıyor, içinde kumandanın olduğu. Bu şekilde masanın üzerine öncelikle yerleştiriyoruz. Bu arada bu görmüş olduğunuz kumanda, işte kullanım kılavuzları vesaire. Aparatlar bulunmakta. Detaylı bilgi edinmek isterseniz zaten kullanım kılavuzlarını okuyabilirsiniz. Bu da kumandamız. Şöyle göstereyim. Standart bir TV kumandası. Yanında da iki tane pille birlikte geliyor. Pillerin markaları çok tanıdık gelmedi ama kullanmaya başladıktan sonra daha iyi fark ettik. Öyle hemen biten dandik pillerden değiller. Şimdi televizyonumuzu kılıfından çıkartıyoruz. Şekilde. Sizlerin daha iyi görebilmesi için küçük bir masa üzerine yerleştirdik. Televizyonun görüntüsü fena değil arkadaşlar. Yani daha önceki High Level televizyonlara göre biraz daha şık diyebilirim ama televizyon genel olarak fiyatına göre fiyat performans ürünü diyebiliriz. Kasası birazcık kalın. Yani aşağıya doğru yaklaşık bir 10 santim kalınlığında bir kasası var. Şöyle daha iyi görüyorsunuz kalınlığını. Ha, bu arada bir tane HDMI, bir tane de USB portu var televizyonumuzun. Televizyonumuzun kablosunu bir poşete geçirip arkasına sabitlemişler dağılmasın diye. Şekilde. Biz şu an için masa üzerinde kullanacağımızdan dolayı ayaklarını monte edeceğiz. Bu arada videodan da görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane HDMI, bir tane USB, bir tane SCART, normal anten portu da bulunmakta.
şekilde ayaklarının montajı yapılmış vaziyette görebilirsiniz. High Level Market televizyonlar arkadaşlar, bu model özellikle smart özelliğe sahip olmayan bir model. Dolayısıyla düz televizyon ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermek üzere düşünülmüş bir televizyon. Yani evimde bir televizyon olsun, televizyon seyredeyim problemsiz bir şekilde diyenler için televizyonunu alalı biz yaklaşık bir aydan fazla bir süre oldu. Videoyu birazcık geç yayınlıyoruz. Bu süre zarfında biz bol bol kullandık. Gayet de güzel, memnun da kaldık. Hatta benim evimde yine 4K uydu alıcılı Philips marka bir televizyon da var. Fakat kullanımı buna göre oldukça zor. Akıllı kumandası var. Kanal geçişleri veya kanal listesinin düzenleme işlemleri oldukça zor. Yani o televizyona dünyanın parasını yatırmıştım ama bu televizyon ona göre çok daha kullanışlı bir televizyon. Çok daha pratik. Yani internete bağlanmıyorsanız çok fazla televizyonla işinizi fazlasıyla görebilecek bir televizyon. Burada da arkadaşlar şu an bir yandan da kurulumunu yapıyoruz televizyonun. Şöyle nasıl ayar yapacağınızı, eğer nasıl ayar yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu ekrandaki adımları da yine izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir televizyon. Yani en büyük özelliği de yerli olması. Yani şimdi diyeceksiniz ki işte bazı parçaları yurt dışından geliyor falan. Doğrudur arkadaşlar. Zaten dünyada bu LED televizyonların panellerini üreten birkaç tane firma var. Büyük çoğunluğunu da işte LG ile Samsung üretiyor. Tüm dünyada pazarın hakimi bu iki firma. Vestel de bunlardan faydalanıyor. Yani hangi marka alırsanız alın, bu panellerden bir tanesini kullanacaksınız. Yani bundan kaçarımız yok. Tüm dünyada da bu sistem bu şekilde ilerliyor. O nedenle panel konusunda sıkıntı etmeyin. Kolay kolay problem çıkartmaz. Diyeceğim şey şu. Yani High Level marka televizyonu alırken aynı özelliklere sahip bir Samsung televizyonu alsanız 2000 lira para ödeyeceksiniz. High Level marka televizyonu 700-800 civarında bir para ödüyorsunuz. 1200 lira kârdasınız. Elinizde kalan o 1200 lirayla televizyon bozulsa bile 3 sene sonra, 5 sene sonra bir tane daha televizyon alabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani ekonomik açıdan oldukça avantajlı bir ürün. Bu arada televizyonun kanal geçişlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça tatmin edici. Yani yavaş diyemeyiz. Yaklaşık 1,5 saniye civarında, 2 saniyeye yakın bir kanal geçişi var ama işimizi rahatlıkla görebilecek bir televizyon. Yani şu ana kadar oldukça memnun kaldık. Sizlerin de memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Televizyon high definition, yani yüksek çözünürlüklü bir televizyon. Yeni nesil teknolojilerle donatılmış. Yani sadece smart özelliği yok. Yani televizyondan internete giremiyorsunuz. Anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Biz memnun kaldık. İnşallah sizler de alacaksanız memnun kalırsınız.